ki ey dur annem benim babası. Merhaba arkadaşlar. Türk Dünyası, Türk Tarihi kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Nihal Atsız 12 Ocak 1905 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Fatma Zehra Hanım, babası Binbaşı Mehmet Nail Bey'dir. Ahmet Necdet Sancar ve Fatma Neziye Çiftçioğlu isimli iki kardeşi vardır. Fatma Zehra'nın vefatı üzerine Mehmet Nail Bey 1931'de yeniden evlendi. Ancak 2 yıl sonra eşinden boşandı. Atsız ilk ve orta öğrenimini Kadıköy'de tamamladı. Daha sonra askeri tıbbiyeye girdi. Bu dönemde Türkçülük akımının etkisine girmeye başladı. Bu yüzden yaşadığı problemlerden dolayı 1925'te askeri tıbbiyeden atıldı. Kısa bir süre sonra Kabataş Erkek Lisesi'ne yardımcı öğretmen olarak girdi. Daha sonra şehirler arası vapurlarda kaptan olarak çalıştı. 1926 yılında yatılı olarak İstanbul Darülfünun'u Edebiyat bölümüne kayıt olan Atsız, bundan bir hafta sonra askerliğini yapmak için okula ara verdi. Üniversiteye geri döndükten sonra bir arkadaşıyla birlikte Anadolu'da Türklere ait yer isimleri adlı bir makale yazdı. Bu makale Türkiyat Mecmuası'nda yayınlandı. 1930 yılında mezun oldu. Yazdığı makale öğretmeni Mehmet Fuat Köprülü'nün dikkatini çekmişti. Bu yüzden Atsız'a bir şekilde yardımcı olmaya ve onun yanına almaya çalışmıştı. Atsız mezun olduktan sonra 8 yıl boyunca liselerde mecburi hizmet yapmalıydı. Ancak Köprülü bu mecburi hizmeti affettirdi ve onu 1931'de asistanı olarak üniversiteye aldı. Asistanlık görevine başladıktan sonra Atsız, hocası Köprülü, Zeki Velidi Togan, Abdülkadir İnan gibi isimlerle birlikte Atsız Mecmua adlı Türkçülük yanlısı bir dergi çıkartmaya başladı. Ancak dergide yayınlanan Darülfünun'un kara, daha doğru bir tabirle yüz kızartacak listesi makalesi yüzünden 1933 yılında asistanlıktan uzaklaştırıldı. Bu tarihte Atsız öğretmenliğe dönmeye karar verdi. Malatya'ya tayini çıktı. Burada birkaç ay Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra yeni tayini üzerine Edirne'ye gitti. Bu sırada Türkçü dergi sıfatıyla Orhun isimli bir dergi çıkartmaya başladı. Bu derginin yayınına ders kitaplarında okutulan tarihi açık ve ağır şekilde eleştirdiği için Bakanlar Kurulu tarafından son verildi. Atsız 1934 yılında İstanbul'daki Deniz Gedik'le hazırlama okuluna atandı. Burada 4 yıl çalıştıktan sonra 1938'de görevden alındı. Öğretmenliğe 1939 yılına kadar Özel Yüce Ülkü Lisesi'nde devam etti. 1939-1944 yılları arasında Boğaziçi Lisesi'nde görev yaptı. Bu sırada Orhun adlı dergiyi tekrar yayınlamaya başladı. Bu yıllar 2. Dünya Savaşı'nın sonuna gelindiği ve Türkiye'de ideolojilerin çarpıştığı bir dönemdi. Atsız, Orhun dergisinin bir sayısında o sırada başbakan olan Şükrü Saracoğlu'na bir çağrı yayınladı. Pertev Naili Boratav, Sebahattin Ali gibi isimlerin Marksist bir hareket içinde olduğunu öne sürdü ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in istifa etmesi istediğini belirtti. Bu çağrı birçok ilde komünizm aleyhinde ufak çaplı ayaklanmaları tetikledi. Tepki uyandıran bu mektubun ardından Atsız, Boğaziçi Lisesi'ndeki vazifesinden alındı ve Orhun dergisini tekrar kapatıldı. Sebahattin Ali mektupta vatan haini olarak suçlaması nedeniyle Atsız'a bir hakaret davası açtı. Bunun üzerine 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1944 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Nihal Atsız ve 34 arkadaşı aleyhine bir konuşma yaptı. Bunun üzerine grup yargılanmaya başladı ve Atsız 6,5 yıl hapse mahkum edildi. Fakat karar temyize gidince bu süre 1,5 yıla indirildi. Atsız 2 yıl kadar iş bulamadı. 1949'da bir arkadaşı Milli Eğitim Bakanı olunca onun aracılığıyla bir kütüphanede çalışmaya başladı. Bu sırada Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Haydarpaşa Lisesi'ne atanarak burada öğretmenlik yapmaya başladı. 1952 Türkiye'nin Kurtuluşu adlı konferans üzerine bazı gazeteler Atsız'ın aleyhinde yazılar yazdı. Bunun üzerinde Haydarpaşa Lisesi'ndeki görevinden alınarak tekrar kütüphaneye tayin edildi. Süleymaniye Kütüphanesi'nde emekli olduğu 1952 yılına kadar çalıştı. Atsız 1950 yılında Orkun adlı dergide yazarlık yapmaya başladı. Bununla birlikte Ötüken adlı dergiyi de yayınladı. Bu dergilerde yazdığı bazı makaleler genel anlamda Marksistlerin doğudaki gizli çalışmaları diye adlandırdığı yazıları tepki topladı. Bu sırada Ötüken'deki yazıları yüzünden Atsız ve bir arkadaşı açılan dava sonucunda 15 ay hapse mahkum edildi. Bu mahkumiyet kararının ardından çalıştığı üniversitedeki öğretmen ve öğrencileri dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ten Atsız'ın affını istedi. Bu istekleri Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Nihal Atsız geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Aralık 1975 tarihinde vefat etti.
Nihalatsız 1931 yılında ilk eşi olan Mehpare Hanım'la evlenmişti. 1936 yılında evlenip 1975'te boşandığı ikinci eşi Bedriye Hanım da 1939 doğumlu Yağmur Atsız ve 1946 doğumlu Buğra Atsız isimli iki çocuğu olmuştu. Oğlu Yağmur'a 4 Mayıs 1941'de yazdığı vasiyetnamede çok konuşulmuştur. Sözleri, milletleri millet yapan uğrunda ölecekleri yüksek ülkülere bağlanmış olmalıdır. Milleti yapan unsurlardan biri de din olduğuna göre Türklerin dini üzerinde de durmaya mecburuz. Hiç şüphe yok ki Türklerin dini Müslümanlıktır. Eski dinimiz olan şamanlıkta da bazı unsurlar olarak bir Türk Müslümanlığı haline gelen bu din 10 yüzyıldan beri bizim milli dinimiz olmuştur. Milletimiz ne fedakarlıkta, ne milletseverlikte ve yaratıcılıkta ve ne de müminlikte hiçbir milletten geri değil ve hatta ileridedir. Milattan önceki yüzyıllarda Hunlar çocuklarını topluma faydalı olabilecek bir terbiye ile yetiştirirlerdi. Topluma faydası dokunmayacak kadar yaşlanmış olanlar ise intihar ederlerdi. Maddileşmiş bir insan vatan için ölür mü? Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı? Kendimize dönelim. Ahlak, edebiyat, musiki, giyim, zevk, yemek, eğlence, hukuk, aile, adet, anane ve her şeyde milli olalım. İstek ve inanç her güçlüğü devirir. İnsan meziyet sahibi olmaya mecburdur. İnsanları insan yapan büyük bir düşüncenin ardından koşmalarıdır. İnsan şeref için ve muhteşem sayede bir gaye için ölmesini bilen yaratıktır. İlk düşüneceğimiz şey Türkiye'de Türk kültürünü hakim kılmak, yabancı tesirleri silkip atmaktır. İlim ve hakikat siyasetin oyuncağı olamaz. İktisadi doktrinler çabuk değişir. Değişmeyen prensipler milliyetçilik prensipleridir. İki millet arasındaki gerginlik ikisi arasında kalmıyorsa bunun sebebi o ikisi arasındaki savaş sonunda doğacak durumun şu veya bu milletleri de başka açılardan ilgilendirecek nitelik taşımasıdır. Her Türkçü bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. Herkes barıştan söz ettiği halde herkes savaşıyor. Çünkü herkes kendi yarınını, öbür gününü, daha uzak geleceğini emniyete almak istiyor. Çünkü kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü herkes birbirinden korkuyor. Her iman ahlaka yürüyeceğine göre Türkçülükte de sağlam bir ahlakın bulunması birinci şarttır. Hem duyguya hem de düşünceye dayanan milli şuur bir milletin manevi kuvvetlerinden en önemlisidir. Haritalarımızda ırkımızın yaşadığı yerlere baktık. Milletimize fenalık edenleri tarihte okuduk. Ve milli kini ateşte damgalar gibi kalbimize yazdık. Hakkımızı, atalar mirasını istiyoruz. Alacağız da. Gittikçe uyanan milli şuur karşısında gafiller ve hainler Türk milletini daha çok aldatamayacaklardır. Kızıl elmanın yolunu kapatamayacaklardır. Gerçekten Türkçü olmak kolay değildir. Her önüne gelen Türkçü olamayacağı gibi her Türkçüyüm diyen de Türkçü olamaz. Fedakarlık insanları da milletleri de asilleştirir, kahramanlaştırır. Eskiden Türkler arasında bir ayrılık konusunda da Sünnilik, Şiilik meselesi de artık bahis konusu sayılmaz. Bunların hepsi Müslüman Türktür ve Müslümanlığı anlayıştaki içtihat farkları artık Türkler arasında ikilik doğuramaz. En büyük kahramanlığı yapsanız bile en küçük karşılığını beklemeyiniz. Emperyalizm bir milletin başka milletleri hükmü altına alması demektir. Dünyaya yayılmaya çalışmak, dünyadan silinmek korkusunun tepkisidir. Dünyadaki bütün milletler yabancı devlet hakimiyetinden kalan soydaşlarını kendileriyle birleştirmek için silahlı ve silahsız savaşlar yaparlar. Bunun adı emperyalizm değildir. İridentalizmdir ki kabul bir davranıştır. Dün tembelliğinden bahsolan bu millet kendine göre en ağır vergileri ödeyen milletti. Dün sultanlara taptığı zannedilen bu millet milli mecburiyetini tehlikede görünce bir kumandanın emri altına girmiş, hayatını ortaya atarak istikbalini ve istiklalini kazanmıştır. Dinin bir ruh ihtiyacı olduğunu bilim kabul etmiştir. Dil bir milletin sembolüdür. O milleti bir arada tutan ve yok olmasını engelleyen biricik faktördür. Dil bir milletin en değerli malıdır. Büyümek istemeyen bir millet küçülmeye mahkumdur. Büyük adam hususi hayatında da yüksek ve temiz olan adamdır. Bir takım meziyetleri bulunan bir rezil için hiçbir zaman büyük değildir. Biz Türküz. Tarihimize ve en yakın meziyetimize dayanarak Türküz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız. Bizim için önemli olan dost kılıklı yabancıların milli ülküyü güya milli çıkar adına baltalamasının önüne geçmektir. Bize yalnız dans etmesini, iyi giyinmesini, kur yapmasını ve aşık olmasını bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak,
Yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır. Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dal kavukluk bulunmasın. Biz 1000 yıl sonrasına hitap ediyoruz. Biz topluluktan müşterek ülküyü kaldırın, insanların hayvanlaştığını görürsünüz. Bir milletin yürültücü kuvvetine ülkü denir. Bir millet için büyümekten korkmak kadar ölümcül düşünce olamaz. Bir millete geçmişini unutturmak onu yok etmenin ilk şartıdır. Bir millet büyümek ve iş yapabilmek için kendisinin büyük bir millet olduğu inancını duymalıdır. Bir gün ülkede milliyetçi geçinen politikacılar, yöneticiler, sanatçılar, aydınlar hiçbir çıkar kaygısına düşmeden, yiğitçe, korkusuzca Türkçü söylemlerde, Türkçü tavırlarla milletin karşısına çıkarlarsa o gün Türkçülük büyük bir utkuya yaklaşır. Barış, savaşın başka metotlarda devamı ve silahlı savaşa hazırlığın ayrı bir şeklidir. Bana göre ticanilik, nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri milli ülküden yoksunluktur. Komünistlikten hüküm giymiş olanlar, Türk milliyetçiliğinin kökünü kazımak için kampanya açmış olan partiler, İslam beynelmilenciliği davası güdenler ve hep milliyetçi olduklarını söylerler. Türkçülük bu türlü eksik ve yanlış milliyetçilerin hepsini reddeder. Ahlak millet yapısının temelidir. O olmadan hiçbir şey olmaz. Ahlakın meydana gelmesinden en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlakı soyunun karışması ile değişebilir. Milletler fedakar fertlerin çokluğunun nispetinden yükselir. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmek hüner değildir. Yerinde kullanıldığı zaman bir hastayı diriltecek olan ilaç, yanlış kullanılırsa insanı öldürebilir. O zaman suç ilaçta değil, yanlış kullanandadır. Yaşayıp yükselmek ahlaklı bir iradesi sağlam milletin hakkıdır. Yalnız kazancımızı, midemizi, maddemizi düşünmeyelim. Bunu hayvanlar da yapar. Daha çok manaya, düşünceye, ülküye dönelim. İnsanlık budur. Yabancı hakimiyetler altında kırılan, sürülen milyonlarca arkadaşımızın bulunması bize vazifemizin büyüklüğü ve şerefini hatırlatsın. Ümit en sona terk olan şeydir. Ümitlerimiz kırık değildir. Uğrunda çalışanlar, ızdırap çekenler, ölenler bulundukça Türkçülük mutlaka zafer olacaktır. Ülkü yolunda yürüyen milletler başka milletleri hem korkutur hem kendisine hayran bırakır. Ülküsüz toplum yerinde sayan, ülkülü topluluk yürüyen bir yığındır. Ülküler gerçekle hayalin karşılaşmasından doğmuş olan, düne bakarak yarını arayan, milletlere hız veren ve uğrunda ölen büyük bir dilektir. Türk'ü gerçek olarak Türk'ten başkası sevemez. Türk milleti 3000 yıldan beri vardır. Onun varoluşu, büyüklüğü, gücü, tarihe damgasını vuruşu yalnız milli karakteriyle mümkün olabilmiştir. Türklük ve Türkçülük ebedidir. Türkler hem ahlaklı hem de iradeli bir millettir. Zaten bu ikisi çok kere birlikte bulunur. Türkçülük dün bir kaynaktı, bugün bir çaydır. Yarın coşkun bir ırmak olacak ve önünde yabancı duygu ve düşüncelerden gelen bütün engeller yıkılacaktır. Türkçülük insanlara hiçbir vaatte bulunmuyor. Maddi veya manevi bir şey vermiyor. Yalnız istiyor. Fedakarlık ve feragat istiyor. Demiş Nihal Atsın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.